Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Flight Plan sekmesinden Load Waypoint File butonuna tıklıyoruz ve bir önceki videoda hazırlamış olduğumuz Uçuş 2 dosyasını açıyoruz. Ardından karşımıza home noktasının şu andaki koordinatlarla yenilenmesini isteyip istemediğimizi soruyor. Buna hayır diyoruz. Hazırlamış olduğumuz rota karşımıza çıkıyor. Eğer bu rotanın nasıl hazırlandığını izlemediyseniz üstteki linkten bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bu aşamada drone'un pilini bağlayarak elektrik veriyoruz ve Mission Planner arayüzünden Connect butonuna tıklayarak bağlantıyı başlatıyoruz. Bu yaptığımız işlem sonrasında anlık olarak uçuş kartındaki bilgileri yer istasyonundan görebiliyor olacağız. Bağlantı sağlandıktan sonra da aşağıda gördüğünüz Write to Waypoints butonuyla hazırladığımız rotayı uçuş kartının hafızasına yüklemiş olacağız. Evet, şimdi Write Waypoints düğmesine basıyoruz. Bu işlem sonunda artık drone'umuz uçuşa hazır hale gelecek. Bu işlemin ardından uçuşta uçuş bilgilerini takip edeceğimiz Flight Data ekranına gelelim. Şimdi kısaca bu ekranı tanıyalım. Şimdi yukarıdan aşağı doğru baktığımızda ilk olarak drone'un disarmed olduğunu görüyoruz. Alt sağ kısımda drone'un aktif olarak hangi modda olduğunu görüyoruz. En alt sırada ise sırasıyla pilin voltajı, anlık verdiği akım ve yüzdesini görüyoruz. Aynı sıranın sonunda ise GPS bağlantısının durumunu görüyoruz. Altındaki ekranda ise sırasıyla home noktasına göre drone'un yüksekliği, pilin durumu, dikey ve yatay hızlar, havada geçirdiğimiz zaman ve GPS'in bağlantı kalitesini görüyoruz. Bu değerin 2'nin altında olmasını bekliyoruz. Sağ tarafta ise düz harita görüntüsü yerine ayarladığımız rotanın da görünmesi için ekrana sağ tıklayarak Flight Planner'ı tıklıyoruz ve ayarladığımız rota üzerindeki harita geliyor. Son olarak da drone'un şu anda bulunduğu konumu home noktası yapabilmesi için aşağıda Home Location butonuna tıklıyoruz ve home noktası drone'un şu anda aktif olarak olduğu yerin üzerine taşınmış oluyor. Artık her şey hazır, uçuşa geçebiliriz. Şimdi öncelikle Mission Planner'ı birazcık küçültelim. Ardından da yeni açılan boşluğa sırasıyla kumandayı, drone'un kendi kamerasından çekimi ve drone'un dışarıdan çekimini koyalım. Şimdi sıra geldi kalkışa. Öncelikle kumandadan armed komutunu veriyoruz. Bunun için güç kolunu en alt konumdayken sağ tarafta 5 saniye kadar tutuyoruz. Ardından da D switch'ini bir tık aşağı alarak drone'u auto moda alıyoruz. Ve gaz kolunu birazcık kaldırmamızla beraber otomatik mod başlıyor. Otomatik moddaki ilk komutumuz 20 metre yapılacak kalkıştı. Yüksekliğimiz 20 metre olunca ikinci konuma doğru hareketlenmeye başlıyor. İkinci konuma da 40 metre yükseğe çıkacak ve bize yakın olan 2 numaralı noktaya gelip 15 saniye bekleyecek. Gördüğünüz gibi o noktaya geliyor ve beklemeye başlıyor. Ardından da 3. noktaya doğru yol alacak. 3. noktadan sonra kameranın şu anda ekranda kırmızı ve turuncu çizgilerle gördüğünüz ön kısmını 4 numaraya doğru çevirip yoluna 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye devam edecek. Her şey yolunda gidiyor. Şimdi 11. noktaya, yani bize yakın olan noktaya gelecek ve 5 saniye bekleyecek. Evet, şu anda bekliyor. Ardından da 12. noktaya doğru loiter turn komutunu uygulamak için yola çıkacak. Evet, daireyi tamamladıktan sonra 13. nokta olarak bize doğru kamerasını açılandırması gerekiyor. Bunun ardından da üçgenin ilk köşesi olan 14. numaraya doğru yola çıkacak. Ve 15-16 diye devam edecek.
noktaya geldikten sonra Dujump 14 komutunu uygulayarak tekrardan 14. noktaya geri dönüş yapacak. Ardından da 14, 15, 16 diye devam edecek. Üçgenin son köşesine tekrar geldikten sonra Dujump komutunu bir kere ayarladığımız için tekrar 14'e dönmeyecek. Bu sefer 18. nokta olarak ayarladığımız Return to Launch komutu devreye girecek ve drone kalktığı yere dönerek iniş yapacak. Uçuşumuzu başarıyla tamamladık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu anlatımsız olarak izlemek için üstteki linki kullanabilirsiniz.